Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anniversary Edition. Artık bunu söylemeyeceğim bu arada zaten. Neyse. Ve 99. bölümdeyiz. An itibariyle gerçekten. Orada ne oluyor ya? Yok, o da muhafız var orada. Neyse, 99. bölümdeyiz. İnşallah yani 100'ü de göreceğiz. Umut ediyorum ki 200'leri de görürüz. Çünkü Skyrim bitmiyor yani, fark ettiyseniz. Bayağıdır görev yapıyoruz. Oyun hikaye kısmını bitirdik. Açık dünyada şey yapıyoruz şu an. Neyse, en son hatırlayacak olursanız Boethia'nın mabedi görevini yapmıştık. Orada bir günlüğü okumayı atlamışım ben. Diğer herkesin üstünü araştırmadığım için. Burada bir savaş yaşamıştık hatırlayacak olursanız. Bunların da hepsinin üstüne bakmamıştım ben. Hepsinde de kurban hançeri var. Bu arada neyse, dursun ben de kurban hançeri. Şu herifte bir tane günlük varmış. Bunu okumam gerektiği söylendi bana. Mum ışığını da alayım. Bunları da geç. Şimdi günlükte bakalım ne diyor. Şunları bir yiyelim, içelim. Niye bu kadar çok üstümde şey var onu da bilmiyorum ama. Kitaplar. Dur, kafam karıştı. Tarihçiymiş. Bu arada buraları artık sesli bir şekilde okumuyorum. İçimden okuyorum. Siz de aynı şekilde. Altın mühürün katana mı? Katana mı şey yapacağız? Siz de durdurup okuyabilirsiniz bu arada videoyu. İmparatora bakar mısın? Kılıcı tutmamış kendinde. Ay, gidip alalım. Ay, gidip alalım. Hadi. Antik savaşçının mezarını bul. Bir dakika, öteki görev nerede şu an? Bıçak ucu bayırı. Bıçak ucu bayırı, onun nerede olduğunu biliyorum. Neyse, şu görevi bir yapalım ya biz. Kar örtük kutsi mekanından. Ayrıca burayı da temizlemedik gözüküyor. Güzel bir kılıç katana alacağız. Hadi bakalım. Şimdi şunu bir kaldırayım mı ilk başta? Kafamız karışmasın. Nereye gideceğimizi bir tam olarak bir kestirelim. Kafamızdaki planımızı yapalım. Ki buraya gelecek bu zaten. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, hangisi? Bence yukarı gibi duruyor. Aşağısıymış, şurasıymış. Sivdur'un mühleti keşfedildi. Dönmeyin, sen burada takıl kafana göre. Lydia da geliyor zaten arkadan. Evet, bakalım yeni yerler, asma yosunlarla başladık. Hadi hayırlı olsun. Üstümüzdeki ağırlık sınırda değiliz, güzel. Allah dur. Siz niye bu kadar kolay ölüyorsunuz ya? Normal insansınız, o yüzden mi acaba? Böyle bir şey, oku taş tablet. Ben Sivdur, ejderhaların savaşçısı ve savunucusu, burada yatıyorum. Benim madalyonum kahramanlığımın bir sembolüdür. Buraya yerleştirerek yaptıklarımın kanıtlarını Soundguard'da da sahip olabileyim. Hocam senin tarikatçının notu aydır. Senin şeyin nerede peki? Madalyonun. Bu ağızdan soluyan tiplerin hiç şansı yok. Altın mührü geri alıp onları lordumuzun şampiyonuyla öldürdüğümde Boethia beni yeni seçilmiş olan yapmak zorunda kalacak. Onu rüyalarımda gördüm. Şampiyonun cansı bedeninin başında dururken düşmanlarının kanıyla kıpkırmızı ve kıpkırmızı olmuş parıldayan altın bir katanayı tutuyordum. İmparatorluk ailenin vaatli notlarını çözmeli ve mezarı açmalıyız. O zaman zafer bizim olacak. Demiş kendisi. Burada ne diyor? Daima benim baş düşmanım Margrethe yüce rahip ve kardeşimin katili. Kafatası onun ihanetin bir simgesi. Buraya yerleştirin kendi akrabalığına uzağa ki hiç huzur bulmasın kendisi.
Abi senin dediklerine lahana mı? Kim çantanın içine lahana koyar ya? Sırlar odasında. Oo, kısa kolejine gideceğiz. Dur bakayım. Tamam. Pek de değil aslında. Adam yazmış ki ne yapmamız gerektiği. Ha evet, kalıntıları nerede bulacağımızı bilmiyoruz gerçi. Madalyon. Doğru. Özellikle Orta Çağ'da. Tamam, ben yürütürüm ya. Senin başına ne iş geldi bilmiyorum ama ben yürütürüm. Hiç merak etme. Hokka, şarap, testi, tüy, kalem. O zaman yolumuz College of Winterhold'e düşüyor. Bilmem kaç bölüm sonra artık. Ya College of Winterhold'den oldu geçin de herkesi sinsice öldür. Sinsice mi? Aa, niye sinsice öldürecekmişim? Durun, bu görevi sonra yaparız o zaman. Şuraya gidelim bakalım. Kışhisar Koleji'ne. Kışhisar. F5. Uzun zamandır Ajda ile karşılaşmadık. Yani iki bölümdür şu an. Geçen bölüm karşılaşmadık. Açın bakalım bana kapıları. Ne yapıyorsun sen ya? You consider restoration a valid school of magic worthy of study, don't you? Elbette. Good. Not that I require validation, of course. It can make life difficult when one's colleagues fail to recognize the research one engages in. Well, no. But I know things are being said behind my back. Ya her zaman öyle olur ki. Ama siz niye böyle yürüyorsunuz ya? Neyse, bundan yenilenmesi bir yenileme büyüsü öğrenebiliyor musunuz? Sen kolejdeki yeni büyücüsün. O zaman ben seni hiç görmedim çünkü buralarda. Hocam sizle hiç uğraşamayacağım. Çok kalabalıksınız ya. Koleje yeni öğrenciler gelmiş herhalde. Ay susun. Herkes bir anda konuşuyor. Ya. Ayrıca burası benim karargahım. Buraya nasıl girebiliyorsunuz? Lydia, gelen olursa öldür. Sana vur emri veriyorum. Buraya giren herkesi vurabilirsin. Nerede o bizim ork kardeşimiz? Ne yapıyorsun gı? Archmage or not, my rules about books. Ah. Very funny. Did Enther put you up to this? You? I would be honored. Beyond honored to have this opens up entire new. Thank you. Aa, kadın tomarları buraya veriyormuşuz. Compared to an elder scroll, but still you will be remembered for generations for this. As a matter of immensely. Yok geç, tam bunu biliyorum. Shalidor'un çalışmaları değil mi bu? His writings have been scattered. I've heard whispers of more of his work. Tam bir ara yaparım. If you can track it down, it may prove. Nerede saklıyorsun şu an benim pek şeyimi? Bir de bir şey daha bakacağım. Sen o şeyi satıyor mu bana? Tomara satmıyor değil mi? Yok, kitap var burada, sadece satmıyor. Tomarları böyle birilerine vereceğiz o zaman. Tamam. Diğerlerini kime vereceğiz acaba? Tamam. Oba. Akçay şehrinde yaşayan bir klan. Eğer bu doğruysa Sivdur'un tılsımı muhtemelen en genç savaşzade zade mi oğlunda? Yani Lars savaşzadededir. Tamam. Detaylar kız ancak ne? Aa.
Saklı Hoca köyünde yatıyormuş. Mifare tamam. Bunu aldım ha hocam. Verdiğim tomara karşılık senden bunu ödünç aldım. Skyrim dur bir dakika ya. Şuradan çıkalım biz direkt. Niye bana yukarı baş büyücü karargahını gösteriyor ki? Ben şu an dışarı çıkacağım. Oy hocam. Şimdi bir Akça'ya gidelim. Whiterun mıydı Akça'nın şeyi? Olabilir. Ya siz hala burada mısınız ya? Aa en genç savaşçı sen misin? Bir sorun mu var? Braith bullies me all the time. If you can get Braith to leave me alone, I'll be your best friend forever. I'll pay you too. My whole life savings. Bir kişiliğin olsun çocuk. Oh, okay. Tamam gel. Yes. If you can get Braith to leave. Oh, good. She'll listen to you. I just yeah. Bana lazım. Go away. Onu sihirli bir kılıç bulmak için kullanacaktım. Sence davalı değil mi? Vallahi verdi. Tamam onu yerleştiririz. Onun dışında bir yerde daha bir şey varmış ama. Ha saklı. Aa buraya da gitmişim Saklı Hoca köyüne. Yani 99 bölümdür oynuyoruz. Gitmiş olalım bir zahmet. Evet çok güzel bir görüntüyle başladık gerçekten. Aa burası şey hatırladım burayı. İçeriye girmeden önce. Aynen. Sence de çok güzel değil mi? Alidia senin gözlerin çok güzel. Dur bakayım. 99 bölümdür ilk defa Lidya'nın gözlerine bu kadar detaylı bakmış olabilirim. Oba. Hadi bakalım hazır mıyız? Bir sürü metfunlarla uğraşacağız şimdi. Mesela bu bir. Ha. Edemem aç kapıyı. Hayır ya niye gideyim? Hocam gitmeyeceğim. İnsanlardan önce. Oldu valla. Niye gidecekmişim? Peki bir şey diyeceğim. Şu kapı ne? Demir kapı basit. Arkasında hazine vardır. Açalım. Bu mu? Allah'ım o kadar çok şey tuzak kurmuşlar ki. Ne koruyorsunuz burada bu kadar ya? Demir kapı aç. Oradan bir yere gidiliyor. Lidya neredesin? Demir kapı burayı da aç. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ha dur. Bekle geleceğim oraya. Lidya yok ya. Aa! Kız orada mı kaldın? Benim Lidya'm nerede? Lost. Allah Allah. Gözlerin çok güzelmiş dedik kıza gitti. Benim. Ya sen bir gözüküyorsun ya nasıl? Alayım bakayım günlüğü belki okurum. Şey parantez içinde okumadı. E tamam oradan gidiliyor dediğim o zaman bir tek burasıymış ya tamam. Buradan gidiliyor. F5. Hocam seni yenmem gerekiyor. Aa sen rahipsin. Lidya acil gelmen lazım. Lidya'ya ne gerek var ya gel. Anam. Yapma yapma. Of nasıl canını azalttı gördünüz mü?
Çok iyi ya uzaktan izlemesen. Aa öldün mü? Tamam ben öldürürüm bunu. Sağ ol, teşekkür ettim. Peki ben burayı nasıl açacağım? Safir pençe gerekiyor. Peki ben safir pençeyi nereden bulacağım? Hocam. Sen safir pençenin yerini biliyor musun ya? Tamam. Aa. Ha karışımı. Tamam. Ne diye okudum biliyor musunuz? Hızlı hızlı geçiyorum ya. Kandırarak karısını hazırlamayı başardım diye okudum da dedim ne alaka? Ha dur pençeyle ilgili bir şeyler var bu sayfada. Tamam hocam nerede peki bu pençe ya? Aa. İvar köyü. Bana karşı gelen herkesi öldüreceğim. Yok beni öldüremedin de İvar köyünde mi o zaman pençe? Çünkü buralarda benim gördüğüm... Ay hıçkırık tuttu. Gördüğüm herhangi bir pençe yok. Bir dakika. Burası nasıl açılıyor? Açılmıyor mu? Etrafta kol gören var mı? Burası bir kapı çünkü yani. Arka taraftan falan mı açılacak acaba? O şeyden geçince burayı mı kullanacağız girmek için? Geri dönmek için. Pençe burada değilmiş. Onu öğrendik. İvar köyünde olabilir. Ona bakacağız. Bu arada şuradaki sandığı almış idim. Sende olabilir mi pençe? Sende de yok. Aşağıdan geldik biz zaten. Seni aramış mıydım ben? Aradım. Pençe falan yok değil mi? Yok. İvar köyüne bakacağız pençe için. Yani buralarda hiçbir yerde pençe yok. Işığım söndü zaten. Gidelim. İkisini de bulduk. Şimdi gidip ikisini de yerine koyacağız. Bir de şu İvar köyündeki pençeyi bir arayayım. Onu da bir merak ettim çünkü. Sen niye burada bekledin? Ben içeride neler neler yaptım ya. Uykum geldi. Hadi bakalım. Al bu senin madalyonun. Al bu kafatası. Wow. Allah dur. Dur vurma. Ben sana vurma demedim mi? Canıma nasıl tükürdü? Kolaydı, basitti. Zorlanmadım bile. Peki vatandaşlar ne zaman çıkacaklar peki şeylerinden? Orada yatanlar var. O zaman kesin buradan gideceğiz de ben şu arkaya bakmak istiyorum. Abi çok yer var gidilecek be ya. Oh! Çok güzel gözüküyor. Safir Ametist bu kadar güzel gözüküyor muydu?
Uyuşukluk ork hançeri. Gel belki kırarım seni. Çok güzel gözükmüyor mu sizce de? Bunların şeyini mi değiştirdiler ki acaba? Görünüşünü Anniversary Edition'da. Olabilir. Efsane gözüküyordu yani. Ya hocam. İlla bana şunu yaptıracaksın ya. Hocam bunu biz alırız da sen ötekini mi kessen? Bak 60 saniye sonra gideceksin zaten, al şunu. Işık topu. Dövüşün bakayım. Aferin. Başka bir şekilde bitemezdi ya. Biz seni nereden aldık ya? O kadar hatırlamıyorum ki ama çok iyisin. Adam vurdum mu inletiyor. Vurdum mu inletiyor ey maşallah. Oba. Bu sefer yanmadan geçtim diyecektim ama zaten... Gidiye yandı galiba. Veee. Oba. Bir etrafında tam tur attıktan sonra burada bir defin vazosu gördüm. Tuzaklı gibi geldi ama değil miymiş galiba, öyle bir şeymiş. Altın mührü alacağım. Altın mührü burada mıymış? Yakma. Peki olur. Lydia bunun gibisini mi hiç görmedin? Biz neleri gördük ya? Evet, yalnız onu bunu bırak da şu iki yerden bizim ağzımıza tüküren iki tane Medfun Lord'u çıkacak gibi hissediyorum. Ne diyorsun Lydia? Nasıl, kılıca bakar mısınız? Nerede o kılıç? Altın mühür. 37 puanlık. Ateş hasarları tutuşan hedefler fazladan hasar alır. Aslında bizim çağırdığımız vatandaşın kullandığı kılıçtan bir tane. Yani kılıç gibi bir şey. Şöyle basacak olursanız. Ama tabii hiçbir şey buna kadar şey olamaz. Elim kaşındı da o yüzden beklettim size. Of, şuraya bakar mısın? Adam vuruyor. Öyle bir vuruş oldu. Onu sana bıraktım. Biz Lydia'yla şunu alıyoruz. Yok, Lydia da ötekine dalıyor. Ben şunu alıyorum tek başıma. Hocam sen bir dursan mı acaba ya? Ne diyen? Abonoz büyük kılıcı. Helal olsun. Abonos kılıç aldım yanlışlıkla. Bu görev bitti. Ben hemen şu Allah! Koridorun çalışmaları diye. Şu görevi de hemen yapmak istiyorum bu arada. Bir şey diyeceğim. Lütfen düşündüğüm şey olmasın. Allah! Tam buradan geri yürüyeceğiz şimdi. Yine asla kullanmayacağımız bir kılıç aldık bu arada. Bilmem neden de farkındasınız bilmiyorum ama bu arada biz buradan gelmedik. Ay. Merhaba. Serifin dibinde koşturuyorum ve beni fark etmiyor. Çok iyi olay değil mi? Biz şuradan geldik. Bu kapıyı görmemişim. Hocam. Hocam bir gelebilir misin acaba buraya? Öyle öyle, siz savaşın. Hatta siz savaşın, ben de sizi şuradan izleyeyim. Bu taraf daha iyi bir açı. Nereye vuruyorsun ya? Bilmiyorum, bütün işi diye yaptı. Hey, bağırıp durma. Valla ben de bağırdım ha şimdi. Tamam, öldü o da. Çıkabiliriz. Kristal yayın sende ne işi var ya hocam? Durun.
Neyse. Artık biz mi savaşacağız yani? 99. bölüme gelmişiz lütfen. Lütfen bunu hakaret kabul ederim. Ya sırf çağrı büyüsü kullanarak aslında büyücülükten çok güzel ilerleyebilirsiniz, biliyor musunuz? Ay. Böyle yıkıma falan da ihtiyacınız yok ama. Biz çağrı büyüsünde o kadar uzmanlaşmadık. Şimdi hocam şuraya gideceğim de bıçak ucu bayırı. Ha tamam. Bıçak ucu bayırı. Nereye doğru? Ne tarafta kalıyordun sen ya? Bıçak ucu bayırı. Ha. Şuradasın. Tamam. Aynen. Alacakaranlık kabri. Sonra da Alacakaranlık kabrine gidip şu skeleton key'i artık bir kabre verelim. Artık maymuncuktan devam edelim. Kaç tane maymuncuğum var şu an üstümde? Gerçi evde de boş şarap şişesini. Bende ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Delilik cevherlerinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Kehribar'ın da aynı şekilde. 277 maymuncuğum var. Güzel. Ejderha sesi mi duydum ben sanki? Şuraya gelince oyun bir donmaya kasmaya başladı ama. Niye kim konuşuyor ya? Allah, doğru duymuşum. F5. 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 Lan biz seni alır mıyız? Benim birine... gelsene sen bir ya. Hiç gelemezsin ki, şey çağırdım daha yine. Ejderhanın güzelliğine bakar mısınız? Senin bu ejderhayı öldüresi gelmiyor ya. Ben senin üstüne binebiliyor muyum? Acaba Dragonborn DLC'si iptal mi? Bir dakika ya. Yo, Miran Tapınağı'na ulaş. Ejder Doğan'ı da tamamlamışız. Ben niye bu ejderhaları binemiyorum peki? Güzel gözüküyorsun ya. Bir de önden bakayım. Şu görüntüye bakar mısınız? Ejderhalar iç içe geçmiş. Sen kimsin ya? Gitme gitme, gel buraya. Benim ejderhamı öldürdü. Sen kimsin de beni... Ayo öldürmemiş, o da orada. Oğlum armut gibi duracağına bir şey yapsan, ne biçim ejderhasın sen? Gitti, ejderha gitti şu an. Arada sıkıyorum ki bana gelsin. Sen bir yere mi insen ya? İnecek düzlük mü yok acaba? İndi vallahi bir yere. Kimlere saldırıyorsun sen orada ya? Kurtlara saldırıyor. Gelme. Ve başka birine daha saldırıyor. Gelme gelme sakın. Git. 5 metre yakınımda görmek istemiyorum seni. Bütün bacağı sallanıyorum. Ayı da öldürmüş. Ayıdan ne istedin? Oğlum bir insen aşağı ya seni. Allah! Yaktı beni. Gel gel, heh gel. Ama öyle üşürürsen olmaz ki. Ejderha bir alta yaramıyor.
Ben seni bu şekilde alamıyorum. Dragon Rand'in de daha zamanı var. Hocam iki tane görev yapacaktım. Bak beni nasıl oyalıyorsun ya. Senin kemiklerini de alamayacağım muhtemelen. Ay merhaba. Üfürme üfürme. Geçemedik ağacın arkasına. Ay ejderha ya, seni çağırdım anı lanet olsun. Ne yapıyorsun orada acaba sen? Hocam gelmesen mi acaba ya? Bir kere daha üflersen giderim bak, yapma. Oha bu ne kadar çok acıtıyormuş canını. Lan bileydim bunu nasıl sıkardım sana. Evet neyi bırakabiliriz? Tarikatçının notu. Bunlar zaten ağırlık yapmıyor üzerimde. Nar taşı, safir, uyum kürkü, yeşil kız elbisesinin ağırlığı 2. Oha ağırlığım o kadar fazla ki şu an. Çünkü üzerimde 7'ye 7 ejderha kemiği ve pulları var. Silahlarda aslında çok fazla şeyim var. Kalk miğfer, kristal doldurma miğferi. Ağırlık 2'ymiş ya. Lidya'nın buraya gelmesi lazım, çok acil. Oha niye böyle yürüyorum ben? Gel. Still here. How can I serve you? Hocam sen şimdi şunlardan alabildiğini al. Tamam. Let's get going then. Aynen öyle, yürü. Çok fazla vakit kaybettik zaten. Shadowmere'i de bıraktık bir yerde, nerede bıraktığımızı bilmiyorum. Kaldık yayan. Aa gelmişiz zaten. İnşallah yukarıda değilsindir. Yok şurası. Oğlum bunlar niye bu kadar çok vuruyorlar ya? Asla ölmüyorlar. Ne olacak bu iş böyle? Öleceğim, şimdi öleceğim. Tamam. Ama öleceğim işte. Allah'ın cezası seni. Ses sesine vallahi var ya. Sıkıştım, sıkıştım. Lan bir de büyücüleri var. Oha o tekte gitti. Bir de taş yuvarlıyorlar vatandaşlar. Gebereceğim mi artık? F5. Sizleri boş yere yapmadım. Ay şükür Lidya gelebildin ya. Neler neler oldu. Üzerime taş yuvarladılar falan filan.
F5. Bunu al, bu dursun, bunu al, 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 al. Eve gitmem lazım. Eve gitmem lazım, eve gitmem lazım. Şurada sandık var mıdır? Sandık dedik, adam çıktı ya. Acı denk getirirsem ateş bunları iyi yakıyor. Ama işte denk getirirsem. Sen nesin ya? Ne yapıyorsun orada? Sen bir garip garip bir şeysin. Bakayım. Kajitmiş. Aa, çok tatlı bir kajitmiş ama. Ay, bıçak ucu madeni mabede. Oğlum bana görevde diyor ki herkesi sinsice öldür diyor. Ben burada bir kayıt almak istiyorum. Çünkü sinsice değil, ben gideceğim yani, çünkü hani bayağı. Ya bu sinsice midir değil midir bilmiyorum ama. Ya şey, herhangi bir etki eder mi? Arındırıcı. Ayaz ifriti çağırmama. Bende o yok. Ben ayaz ifriti çağıramıyorum. Adam nerede? Burada biri yok muydu? Lidya çekil, ateşi kapatıyorsun. Adam nereye gitti? Kılıcı burada kendisi yok. Neyse. F5. Görev hala etkin mi? Etkin. O halde biz bunları... Kimse bilmez ama sebebi kardiydi ve birinin ölmesi gerekiyordu. O da bu. İki kişi dalıyoruz, sana hala şarkı söylüyorsun ya. Böyle bir boş vermiştik yok bu arada. Allah! Sen nereden vuruyorsun da ben seni vuramıyorum? Lidya'ymış. O bana saldıran vatandaş nere... Oğlum nereden nereye gittin ya? Ha, burayı açtı. Gel gel buradan. Evet, seni bir kere yakaladım mı bir daha bırakmam. Hocam arkanda neler oluyor? Sen hala şey, kazma derdindesin. Şunu bir arayayım mı üstünü? Bir dakika dur. Aa, dur. Right. Çünkü kılıç şeyini doldurmam gereken bir kılıç var. Orkan Çeri falan filan, canımızı fulleyelim diyecektim zaten. Fullmüş. Ama ametist falan benim gözüme bir güzel gözükmeye başladı ya. Sizce de öyle değil mi? Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Şşş, orada biri var. Allah! Hocam! Diye ne yapacağız biz bunu? Nasıl alabiliriz sence? Benim geçmeme izin vermiyorsun. Ben de kapıyı bacayı yakıyorum. Ya canına tükürdük, hala yapabildiğin en iyisi bu muydu diyor ya. Abonoz zırhı ele geçir ve giy. Hocam şimdi o abonoz zırh bana gelecek 120 kilo. Tuz yığını varmış burada. Giysiler, abonos, çizme, zincir, zırh, bileklik,
Yalnız zırhın şeyine bakar mısınız? Peki miğferi yok mu? You have done well, my champion. You have earned my respect. A feat few manage and live to tell about. I shall write your name upon the tablet of absolute darkness. Tamam. Olur, bana uyar. Ebony mail, a token of my appreciation. Tabii ki bende kalacak. Bir de sana mı getirecektim bunu? Its gifts will resonate with your talents. Now go. I have strings to pull that require my full attention. You may pursue your own course wherever it leads you. Remember always this. As you will it, so it shall be. Tabii ki. Tabii ki öyle olacak. Bunlar kuşkunu şüphem mi vardı bunda, bu hak, bunun hakkında? Şimdi benim normalde giydiğim zırh baş büyücü cübbesiydi. Bunu mecbur takacağım. Bileklik ve çizme olarak neyi giydiğimi zerre hatırlamıyorum. Kristal çizmeleri giyiyor olma olasılığım yüksek. Bileklik ve zırh olarak vampir eldiveni de giyiyor olabilirim. İşte ben diyorum ki bence zaten üstümde çok fazla bir zırh yok. Moraki duruyor. Şeylerim okey. Sırt çantam falan var. Cübben burada. Ben diyorum ki abonoz çizme ve eldiveni bence giyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok o konuda. F5. Hatta onlara bir de şey basarsak 10 numara 5 yıldız olur. Onu da söyleyeyim. Efsun yenileme ve yıkım büyüsünü az harcama şeyini basabilirsek tılsımlarına epik olacaktır diye düşünmekteyim. Orada ne var ya? Orada bir şey var. İzninizle hemen bakmak istiyorum. Bir F5 atayım da gereksiz bir şeyse dönerim buraya. Ne olmuş abi orada? Aa, yakıp yıkmışlar. Sandık var. Büyük çuval, domates var çuvalda. Yanık ceset. Yakmışlar at eti mi? Aa! Kim kıydı lan bunlara? Yalnız çok güzel değil mi ya? Lan kurtlar ulumaya başladı. Çok güzel değil mi dedim. Tam şey diyecektim. Böyle bir ormanda yürüdüğünüzü hayal etseniz de diyecektim. Tamam. Ayrıca ellerime bakar mısınız? Abone zırhın güzelliği. Şu Skeleton Key'i veririm artık ya. 30. bölümde mi aldık biz bunu? 40'larda mı? Olabilir. Yaklaşık bir 50-60 bölüm sonrasında nihayet artık Alacakaranlık kabrine geldik. Ay, önümüzde bir tilki var. Şeyler çok güzel akıyor. Şu oyundaki şu şey olayını seviyorum ya. Şu şekil, ne bileyim. Kurt sesi mi geliyordu yoksa bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş. Neyse, F5'e basayım. Ve Alacakaranlık kabrine girelim bakalım. Aynen ha, 30. bölümlerde almışız. Şu an ona baktım da. O zaman bir 60 bölüm sonra nihayet Alacakaranlık kabrine geldik. F5. Seni tel bülbül. Ben de sana aynı soruyu soracaktım. Evet, Mercer'ın ihanetine uğradılar. Niye kendini suçluyorsun ki? Ya olur öyle şeyler. Bir dakika, tam onu diyecektim. Adımın adını hatırlayamadım. Ay, tanımaz mıyım? Geberdi. I owe you a great deal, Nightingale. Bunu Lonca'yı onurlandırmak için yaptım, Nocturnal için yaptım, zengin olmak için yaptım, Lonca için yaptım. Yüzde benim hiçbir kazancım olmadı yani. Carlyle, aynen aynen. I feared she'd befallen the same fate, ending up a victim of
Nothing would bring me more pride. From the moment I arrived here, I felt the sepulcher isn't merely a temple or a vault to house the key. When Mercer stole the key, that conduit closed. I'm afraid so. Whatever damage has been caused can only be corrected by following the pilgrim's path. Anahtarı alıversin olmaz mı? Replacing the key. Good luck, Nightingale. Good luck, Nightingale. Sağ ol. Şansa ihtiyacım yok. Gidelim. Seyahın yolu için biz acaba arkada bir şey bulmamız gerekiyor mu? Hiçbir görev şeyi etkin olmadı da ektin yalnız. Şuralarda bir yerde ne bileyim herhangi kitap mitap okumamız gereken bir şey var mı diye araştırıyorum. Seninle bir diğer şeyler hakkında da bir konuşalım mı ya? Tamam, sen onlar gibi değil misin? Onlar neden onlar gibi değilsin? So, however, ever since that day, whatever is affecting them, as I get closer to the even right this moment, I feel strange. Abonoz göğüt hepimiz nasıl etkiledi? Is a conduit through which nocturnal influences our world. Şans anlamsız, yaptığımız iş beceriye bağlıdır. Yes, absolutely. But nocturnal, she influences our life. Think about the guild, about the state it was. A pick breaking when it shouldn't have. Our access to those bits of luck are what separate. Precisely. There are a few who still call nocturnal Lady Luck. I wish I could help you, but the only possible help I've come across are the remains of some poor fellow who is trying to follow in your footsteps. Gerçekten burada günlük varmış bu arada. Çok iyi. Hemen o günlüğü okuyalım. Nerede o günlük? Anders kim ya? Adamlar şeyin içine sızmışlar Nocturnal'ın. Nocturnal rahiplerinin. Nocturnal'ın içine sızmışlar. Allah'ım. Tamam. Gölgeler onların eski benlikleri, karanlığın nöbetçileri. Kilitlenizce öldürüyorlar. Onun en çok arzu ettiği şeyi öner fakat maddeyi reddet. Kadir Tepe'ye teşekkürlerimizi sunalım buradan. Gidiyorum ben o zaman hocam. Bana herhangi bir şey demiyorsan, seninle bütün konuşmaları tamamladığıma göre seyyahın yolunun burası olduğuna kanaat getirdikten sonra ben artık gidiyorum. Ay içeceğim de bitti. Tut tut tut. Yo, senin için geliyor. Bak. Daha mı var? Herif bana vuramadı ama canım çok fena gitti. Oğlum, arkamda birisi mi var? Vay şere vay. Ben. Ya nerede şu an? Hiçbir zaman ihtiyaç hasıl olunca gelmiyorsun ya. Yanlışlıkla el foku aldım diyeceğim ama neyse yine alalım. 16 hasar varmış. Kullanırız belki.
Bu arada artık iksir kullanmaya da başladım. Önceki bölümlere baktım da bir şey, hiç iksir kullanmamışım neredeyse. Ama bu iksirler kullanılmak için var yani. Eğer paraya ihtiyacınız varsa satabilirsiniz tabi de. Satmaktansa kullanın gitsin yani. Bu arada 51 dakika olmuş video, farkındayım. Ama bu görevi bitirdikten sonra bitireceğim videoyu. Yani biz yine bir saati geçtik. Skyrim videolarını hep 40 dakikada tutacağım diyorum ve asla tutamıyorum. Ama bunda benim suçum yok. Gerçi var biraz, mesela şu an videoyu bitirebilirim. Burada gölgelerden gitmemiz gerektiğini hatırlamaktayım. Aynen, şeye çıkınca yanıyoruz. F5. Şuna hemen bir bakacağım. Hiçbir şey yok. Geri döneceğim. Bir tuzak kurmuşlar ya yollara. Şu an ışık topunu ya da mum ışığını da etkinleştirmiyorum ki herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Şuradan gideceğim. Başladığım yere gelmedim mi ben? Yok, tamam. F5. Orada bir tane sandık gördüm. İçinden hepsini aldım. Orada bir tane heykel var. Nocturnal heykeli diye umut etmekteyim. Ve heykele şey sunmuşlar. Evet, yanlışlıkla tabağı aldık. Haydut falan var burada. Şurada bir tane zincir gördüm. Şurada bir tane zincir var o halde. Aynen öyle. Gidelim. Seyyahın yolu. Aslında burada kasırga kurşunu kullanmak çok daha mantıklı. Oha! Bir seçenek ama bir tarafıma bir şeyler girdi. Oğlum ne bu tuzaklar ya? Nocturnal. Alaca karanlık kabri kutusu mekanını açmadan önce şurada neler olduğunu gözlemlemek istemekteyim. Ben varım. Ölülerin arasında yaşayan biri var diyor. Ben varım işte. Tırıt tırıt tıt. Allah'ım nereler buralar ya Rabbim ya. Aa, burası buraya geldi. Çıktı. Ha, yani kestirme mi o zaman? Buradan direkt gidebilmem. Öyle öyle dur ya, bir dur. Şunu kapat bakayım. Burada ne var? Yıpranmış kitap. Şurada bir tane el var. Ne diyorsun ya? Gel, beklerim. Kitap var şurada yıpranmış. Aşağıda hiçbir şey yok. Ya kardeşim, sıkıyorsan bari usturuplu sık yani. Hiç hasar veremiyorsun. Ay iki. Oha tamam tamam, hasar veriyorsunuz. Ya illa bana şunu yaptıracaksınız yani. Çık bakayım. Zayıflık kokusu alıyorsan şunların bir icabına bakıver be gülüm. Hadi vur vur, vuramazsın ki vuramazsın ki. Sen beni taktiğimi bana karşı mı kullanıyorsun? Hocam. Hocam bir yardıma mı gelsin hocam? Ay biri birini kesti. Hocam bana bir kere daha atarsan ölürüm. Zırh yeteneğim.
Sen Dremora'yı mı kestin? Nasıl yaşandı peki bu? Herif Dremora'yı kesmiş. F5. Oğlum sen nasıl öldün ya? Ne kadar güzel ve gizemli yapmışlar buraları. Bir F5 desem. Bunu geç. Ya da alalım, her şeyi aldık zaten böyle özellikle. Kitaplar. Kimin notuydu? Anders'in mesajı. İnanamıyorum. Bütün o saçma sapan bilmeceleri çözüp bunca yolu böylece kalmak için mi teptim? Litheolus'tan aldığı ipuçlarını kendim de ezberledikten sonra Nistrum'un gırtlağını kestim. Sanırım büyük bir şakanın tam ortasındayım. Çünkü burada sıkışıp kaldım ve kurtulmam mümkün görünmüyor. Umarım yakında birisi gelir. Acıkmaya başladım bile. hocam. Ama burası kırık gibi. Farkında mısınız? Buralarda bir yerde etkinleştireceğim bir taş falan mı var? Ya da burayı yıkabiliyor muyum ben? Ha vallahi yıktım. Oba! İskelet anahtarı Karagöl'e götür. Dırıt dırıt dım dım. F5. Karla ya. What do we have here? It's been a number of years since I've set foot on your world, or perhaps it's been moments. One tends to lose track. So, once again, the key has been stolen, and the champion returns to the sepulchre. Now that the Ebonmere has been restored, you stand before me awaiting your accolades. A pat on your head, a kiss on your cheek. Yok, ben daha böyle güzel şeyler bekliyorum, parlak. What you fail to realize is your actions were expected and represent nothing more than the fulfillment of your... Nasıl ya? Ulan ben babamın ayrına yapmadım ki bu işe. Don't mistake my tone for displeasure. After all, you've obediently performed your duties to the letter. But we both know this has little to do with honor and oaths and loyalty. Ki evet, katılıyorum. Söylediklerin arasında bir tek bu cümleye katılıyor. You'll have your trinkets, your desire for power, your hunger for wealth. I bid you to drink deeply from the Ebonmere mortal, for this is where the agent of Nocturnal is born. Az bülbül diyorsun. İki elinde karga var. İnşallah. Konuş, gel bir konuşalım. Tabi bakma oraya, gel. Ne demek? Bir 60 bölüm sonra getirdik. I wouldn't take that to heart. Think of her as a scolding mother continually pushing you hard. I assure you, had she been displeased with you, the circles at the base of the Ebonmere imbue you. The crescent moon represents the agent of shadow. The half moon for the agent of subterfuge. O zaman dolunayı alalım. This is Nocturnal's way of maintaining. If you ever feel the need to change your abilities, you can be warned that once you've chosen, you can't select for at least a day. Bir saniye. Şeyi düşürdüm ha. Now your life as a nightingale begins. Ya sen. Guild has welcomed me back with open arms. I only hope that this isn't an ending to things. Neyin başlangıcı? Perhaps the greatest. There are pockets brimming with coin and coffers overflowing with. Öyle vallahi, çok haklısın. Hadi gidip çalalım. But in our hearts we're still thieves. And we're damn good at what we do. Gizlilik temsilcisine söz eder misin? Gizli kalma, yani karanlığı kontrol kendi lehine kullanabilir. Dalavera peki.
This agent can manipulate others into this agent of strife can send forth a at the same time. Şimdi burada 1, 2, 3 tane var. Az önce şeyi de açıkladı zaten. Bunların işte bir kere gelmemiz yetiyor. A Darkness Return. Şimdi bir görev tamamladık. Mesela buna baktığımızda şurada güçler kısmından Nocturne'ın gölgeden sinsilik sırasında 120 saniye boyunca otomatik olarak görünmez olursun. Mesela bu bunu şey yapıyor. Bir dakika. Sizin buluşmanızdan sonra ya da önce bir sizin buluşmanızı bakayım da buluşmanıza. Evet, benden bahsediyor. Brynjolf nerede? My love mı? My contract has been fulfilled. Dur yanlış yaptım. Walk with the shadows, yani gölgelerle yürü diyor. Son bir kez bakıştılar ve Galdus gitti. Neyse, şurada bir 24 saat bekleyelim. Şimdi bu 3 tane ayın her birinin özelliğini aslında bize şey açıkladı zaten. Carlyle açıkladı. Ama daha detaylı bakmak istiyorsak buradan hepsinin üstüne gelip gücü aldıktan sonra bir 24 saat bekleyebiliriz. Ki zaten yani aldığımız gücü 24 saat sonra değiştirebiliyoruz buradan. Yani bir güç aldıysanız tekrardan gelip değiştirebilirsiniz. Mesela burada bülbül hilesi diyor. Bu bülbül hilesi ne oluyor? Büyü etkisi alanındaki insanlar ve yaratıklar 30 saniye boyunca etraftaki herkese saldırırlar. Güzel ama pek benim işime yarayan bir şey değil açıkçası. Siz söyleyin adına bir yetenek değil yani benim pek de işime yaramıyor. Şöyle bir 24 saat daha bekledikten sonra bir sonraki yeteneğe de bakalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Daha bundan sonra Skyrim videosu çeker miyim emin değilim. Çekmem herhalde ya. Bugün 2 Skyrim videosu çektim. 100. bölümü Çanakkale'ye saklayacağım. Çanakkale'ye gittiğimde çekerim artık. Bir 2-3 saatlik yapmak istiyorum ama 100. bölümü. Ben onu size şimdiden söyleyeyim. Şimdi bülbül mücadelesinde ne varmış? Hemen ona bakacağız. Bir anda hedeften 100 sağlık yemer. Bülbül mücadelesi ya da şu sinsilik olayı olabilir. Sinsiliğe artık ihtiyacımız yok. Bence bu güzel. Ben o yüzden F5'e basarak şuradan portal girişini etkinleştirerek buraya geri dönüyorum. Ve gördüğünüz üzere bütün ışıklar da bu şekilde yakılmış oldu. Ve gayet güzel gözüküyorlar. Yani. Neyse arkadaşlar, o halde biz bir videonun daha sonuna gelmeden önce evimize bir gidelim. Göl manzaralı malikanemize üstümüzdekileri bir koyalım. Şu iksirlerle bir ilgilenelim. Onları da bu bölümde yapayım ki 100. bölüm şöyle güzel bir şey başlasın. Bu arada Lydia şu an hala var değil mi? Var gel. Tamam. I am sworn to carry your burdens. Şimdi sen bunları kullanıyor musun? Abonos kılıcın var. Bence bunu kullanmazsın artık. Yani üstünde ağırlık yapmasını istemiyorum. Ejderha pulunu da alayım. Bak buna da abonos zırh vermişiz. Bunlar ağırlık yapmıyor zaten de neyse şey durabilir. Papa, evet. Tabii ki. Sana bunu vereceğim ha. Yardımseverlik yeteneği eklendi. Şimdi ametistleri bırakıyorum. Bildiğiniz üzere altın 23.000 üstümüzde varmış. Bunun bir 10.000 kadarını koyalım. 12.000 dursun üstümüzde. Ben bu arada bu delilik cevherlerini nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Onlar bir duracak o yüzden. Ejderha kemiği, pulları, elmas. Bunu hala bırakamıyorum. Kehribarlar da bir dursun. Ruh cevherlerini buraya bırakmıyorum. Şunları bırakabilirim. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Külçeler duracak.
Artık maymuncuklarla idare edeceğiz çünkü şeyi teslim ettik. Yapacak bir şey yok. Tahta tabak, uyum küresini hala bırakamıyorum. Yakut, zümrüt. Şu tarafa Daedra kalbi hiç üstümüzde ben yok diye hatırlıyorum. Oha 4 tane varmış bu arada. İnşallah yemedim bu arada, bakayım. 23 tane Daedra kalbimiz var bu arada. İnanılmaz bir şey. Bir şey daha merak ediyorum. Bu sandık boş mu? Bunların hepsini şuradaki sandığa taşıyacağım ya. Öteki türlü iyi değil çünkü yani şey olmasa. Sandıkta bulunsun işte. Sandık iyidir yani. Abonalı cevherleri bırak. Altın cevherlerini bırak. At derisi. Ay taşı. Ayı kürkü. Bakır taşı cevheri. Buz kurdu kürkü. Cam. Civa. Delilik cevherini de bu arada o arkadaki yere bırakacağım. Çünkü delilik cevherini bilmiyorum. Onu siz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de bir araştırayım. Neymiş ne değilmiş ona bir bakayım. Kehribar da aynı şekilde. Onlar çünkü farklı bir yerden geldiler ve kullanılmıyorlar yani öyle şey olarak. Benim bildiğim. Kurt kürkü, kutup ayısı postu, külçe abonoz, altın, civa, demir, divemir metali, oh, korindon, orikalyum, çelik, mamut dişi 5 tane varmış. Bunların maymuncuğun ağırlığının olmaması çok iyi de mağara ayısı postu 16 tane var. İnanabiliyor musunuz? Orikalyum cevheri, saman, sığır postu, vadi geyi, o yapı taşı 107 tane, çiviler, işlenmiş ay taşı, işlenmiş bakır taşını da koyduktan sonra buraya gelip şu ne işe yaradığını bilmediğim delilik cevheri ile kehribarı buraya koyacağım. Çocuğum neredesin? Ha, gel. Nereye gittin ya? Neyse. Burada malzemelerimiz var. Hatta bu malzemeler bir üstünde dursun. Bekleyin. Herhangi bir şeyin tılsımını çıkaramıyorum. Her zaman olduğu gibi. Şuradan atlayalım. Atlayamadım. Atlayalım. Şu aç kapıları ya. Aç. Asa üstümde yoktu. En son. Demir ok bile var ya Allah'ım. Şaka gibi. Abonos kılıcı bırak. Oklar dursun. Altın mühürü de bırakacağım. Bu arada buraya silah koyuyordun değil mi? Aynen. Bırak ya. Arındırıcı çekici bırak. Aslında buz koparan yerin artık şunlardan birini kullansam daha iyi olmaz mı sizce? Hiç ağırlığı fazla ya. Ağırlık istemiyorum. Demir oku bırak. Kurban hançerini bırakacağım. Mehrun hançeri bırakacağım. Bunu da bırakacağım. Çentikli kazmamız üstümüzde bulunsun. Giysiler. Abonos kalkan. Bu güzel ama giyemiyorum maalesef. Kolyeleri buraya bırakmıyorduk. Kristal doldurma miğferi. Efsun %40 hızla yenilenir diyor ama şey. Bunu takarsak Morakey'e gidiyor. Yan kesicilik dursun. Bu şimdilik bir dursun. Bunu geç. Standard madalyonu koyamıyoruz. Vampir eldiveni de dursun. Buraya ne koyuyordum? Hiçbir şey. Buraya yüzükler. Kolyeyi bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Bunu bırak. Silahlar ve zırh. Yan kesicilik. Kuvveti geç. Garip madalyonu bırakamıyorum. İksir. İksir. Bunu geç. Bunu geç. Kalkan. Bunu da... Aa, kalkanı da bırak. Talos madalyonunu da bırakabilsem çok tatlı olacak ya. Yan kesicilik başarı oranı %30. Şurada bir yüzük daha vardı. Şunları bırakayım bu arada. Yan kesiciliği arttıran bir yüzük daha vardı. 15. Bunu bırak. Çünkü 30 var burada. Onun dışında üstümüzde ne kaldı? Kitaplar var. Tomarlar var. Tomarları da bırakalım hemen. Kitapları da şuraya bırakacağım. Bu tomarlar nereye satılıyor onu bir söylerseniz çok
hoş olacak. Çünkü kan ve güneş kaldı. Bu şu kara kitapları da satamıyorum ben şu an hiçbir yere. Bir de ben bir şey daha bakacağım. Kasada şurada büyük kitabı var ya. Buz dikeni, ayaz ifriti çağırma. Şunu alacağım. Bunu okumadım çünkü. Korku falan var bende de. Oo. Burada bayağı büyük kitabımız var bizim. Bunu zaten biliyormuş ama bunu bilmiyordum aynı. Artık ayaz ifriti çağırabiliyoruz. Bu bizim için güzel oldu. Şunu bırak. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu çuval boş mu? Güzel. Giysiler. Şimdi şunu takacağım, bunu takacağım, bunu takacağım. Şuradan bütün malzemeleri alacağım. Biraz bir iksir yapacağım. Oha, üstümde niye hiçbir şey yok benim? Giysiler. Ha, o zaman bunu çıkarıyor. Tamam. Morakiye falan da çıktı. Neyse. Alev sapı varmış. Oba. Şöyle. Simya yeteneğini güçlendirmeyi de açtığımız için. Önce bir şuradan. Görünmezlik yapacağım. Tamam, felç yapacağım. Sağla sinsiliği güçlendirme yapabiliyormuşum. Çok iyi. Tamam. Biraz tarif keşfedeceğim. Şunları da bir yapayım da. Bir dakika, şurada en yukarıya çık çünkü sürekli aşağıya tıklıyor. Tamam, şöyle bir düzenin kalbi. Oba, yeni iksir de yaptık. Çok iyi oldu. 72 seviye oldu. Şöyle iksir yapa yapa artık neler yaptığımızı, yapabileceğimizi görüyoruz. Aslında simyanın gelişmesini 100 olmasını istiyorum. Çünkü onu tekrar 100 yapabilirim. Kolay bir şekilde, o yüzden. Oba. Bu tuzlu yığınlarını harcayalım. Çiyan yumurtam çok var ya. Bir şey diyeceğim. Şunlardan yapalım da iksir yeteneği gelişsin. Yeni iksir bulmaya çalışmaktansa bunları yapmak şu an için bizim daha yararımıza olacaktır. Ya arkada uykusu gelmiş şey. Üçlü üçlü deniyorum çoğunlukla ama. Güzel. Oba. Çok iyi oldu. Parlak mantarla şunları bir yapalım abi. Sonra kemik tozu yapılmıyor mu parlak mantarla? Bunların hiçbiri birbiriyle uymuyor. Tamamdır. Çıkabiliriz. Şimdi bu çuvala malzemeleri bırakacağım üstünde ağırlık yapmasın diye. Çünkü zaten ev dışında bir yerde şey yapmıyoruz, siz de fark etmişsinizdir. Büyücülükle uğraşmıyoruz. Simyayla. Bunu bırak, bunu bırak, bunu da bırak. Ben şimdi de neleri takıyordum? Baş büyücü cübbesine. Morakei'ye. Efsun'a. Bir de buna. Tamamdır. Yaptığımız saçma iksirleri de şuraya bırakacağım, avcının iksiri.
Aa, geliştirilmiş kuvvet iksiri. Bunlar dursun ya, hastalık tedavisine de ihtiyacım bir tane bulunsun üstümde. Kuvvet ilacı şurubu, nihai olağanüstü. Bunu geç. Aa, bu görevde gerekli mi? Bu zehirlerin hepsini bırak. Çünkü kullanmıyorum. Kullansam da nadiren kullanıyorum. Ayaza direnç, ateşe direnç. Bunları bırakacağım. 43 tane görünmezliğim varmış. Bunların ederi 626. Tamam. 525'i 159'a düşürdük. Evet arkadaşlar, biz bir videonun sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Bu bölümde bayağı bir şeyler yaptık. Güzel ve verimli geçtiğine inanıyorum. Umarım sizin için de öyle olmuştur. O halde hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.